Aşk acısı nasıl geçer? Sevimliliğe bak sen, sevimliliğe. Hepsi çok doğru, görüyor musun? Bayağı güzel yüzlü hepsi. Aşk acısı nasıl geçer? Allah'ı seviyorsan, Allah aşkı sonsuz olduğu için acı değil de o sevinç, mutluluk sonsuza kadar devam eder. Şöyle olabilir, bir insanı, mesela bir delikanlı, bir kadını Allah için değil de bir müstakil varlık olarak, yani adeta putlaştırarak, şirk düşüncesi içerisinde kendinden oluşmuş bir insan olarak düşünüp ona bağlanır. Yani onu kafasında yüceltir. Allah ceza olarak onu putlaştırdığı için o insan ona aksi hale getirir. Onun kalbindeki sevgiyi, saygıyı da alır kaldırır ve o kişiyi o ezmeye başlar. Yani put olduğu için, putlaştırdığı için o put onun aleyhine döner. Çünkü Allah'ın kontrolündedir. Yani put olarak gördüğü varlık da Allah'ın kontrolündedir. Allah onun aleyhine çevirir onu. Allah kendisine çevirmek için onu yapar. Dolayısıyla o Allah'a tam dönerse o putun acısı olmaz. Yani putlaştırdığı varlık eğer imanla, hidayetle süslenirse put olmaktan çıkar, sevgisi makul hale gelir. Evet. Ve dolayısıyla o şahsın putlaştırılmaması, put haline gelmemesi lazım. Put insanı boğar zaten. Putun özelliği ezici ve boğucu olmasıdır. Yani put insana mutluluk getirmez. Hiçbir put insana mutluluk getirmemiştir. Putlaştırılan her insan belaya dönüşür. Dolayısıyla acı çekmesi de putun verdiği ezadır. Yani put vesilesiyle Allah eza verir. Eğer hidayetle, imanla o işe yaklaşırsan, o kişiye yaklaşırsan, o kişi bir anda nurlanır, canlanır. Allah'ın ruhunu taşıyan bir varlık olarak ona pozitif olarak geri döner. Yoksa o acı devam edecektir.